Mecliste itilaf, siyasette ittifak tartışmaları sürerken MHP seçim güvenliğini görüşmek için randevu isteyen ana muhalefetin talebini reddetti. CHP ise dosyasında 8 partinin ortak görüşüyle oluşturulan raporla AK Parti'nin kapısını çaldı. O görüşmeye de MHP ile yaşanan randevu krizi damgasını vurdu. Adalet ve Kalkınma Partisi ile yapacağımız görüşmeyi kendileri için yeterli görmüş olacaklar ki böyle bir açıklama yapmışlar. O da onların takdiridir. MHP oyalama taktiği dedi. Ana muhalefetin randevu talebini reddetti. CHP heyeti seçim güvenliği raporunu ittifakın her iki partisine de sunacaktı ama sadece AK Parti ile görüşebildi. Ortak taleplerini iletmek istediğimizi söyledik. Kendilerinden bu konuda olumlu bir dönüş olmadı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin varlığında ortadan ortak açıklamamız da olmasın. Görüşme sonrası iki partinin ortak açıklamasına da damga vurdu MHP'nin o tavrı. MHP'li Erkan Akça ise Cumhur İttifakı'na bağlıyız dedi. CHP'nin o ittifakı perdelemeye çalıştığını iddia etti. Oyalama taktiğini kabul etmiyoruz diyerek açıkladı randevu talebine hayır demelerini. Tam da MHP'nin o tavrı tartışılırken AK Parti mecliste kabul etti CHP heyetini. CHP'li özel başkanlığındaki heyet başta seçim barajının kaldırılması olmak üzere tekliflerini sundu iktidar partisine. %10 seçim barajı büyük bir sıkıntı. İttifak yaparsanız ortadan kalkıyor, yapmadığınız takdirde barajın altında eziliyorsunuz. 8 partinin ortak talebidir. Ezilmemek için uzlaşmak gerekir. İktidar partisi ise CHP'nin raporunu aldı, inceleyeceğiz dedi ama MHP kabul ederse şartını da düştü. Milliyetçi Hareket Partisi ile anlaştığımız takdirde, onun teklifini biz kabul ettiğimiz, bizim teklifimizi o kabul ettiği takdirde bu işler olabilir. Ortağını yarı bu yolda bırakmak ittifak değildir. İttifak paketinin Anayasa Komisyonu süreci bugün tamamlanıyor. Eğer CHP'nin seçim güvenliği önerilerine Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP de onay verirse değişiklik talepleri genel kurul sürecinde gündeme gelecek.